16 Mayıs günü 6. sınıf öğrencilerimizle gerçekleştirmiş olduğumuz Zoom canlı yayınındaki soruları tekrardan çözüyorum. Dersi kaçıranlar veya tekrar etmek isteyen öğrencilerimizin izlemesini tavsiye ediyorum. İlk olarak kırmızı merkezli çemberin yani bir kalbi ilk olarak mavi merkezli çemberin merkezinin mavi merkezli çemberin merkezini bulacağım. Merkez demek çevresinde çemberin çevresine her noktada eşit uzaklıkta olan nokta demek. Bakın burada 1, 2, 3, 4. Yukarı doğru 4 birim. Sola doğru 1, 2, 3, 4 birim. İki nokta arasındaki birimler. Bir birim iki nokta arasındaki. Şu iki nokta arasını bir birim olarak kabul ediyorum arkadaşlar. Sola doğru da yine 1, 2, 3, 4 birim. Aşağı doğru 1, 2, 3, 4 birim. Dolayısıyla merkez şu an göstermiş olduğum pembe kısım. Mavi çemberin. Bunun kırmızı çemberin merkezine uzaklığı veriliyor. Kırmızı çemberin merkezi de burasıdır. Çünkü her tarafı eşittir. Bakın 3 birim, 3 birim, 3 birim, 3 birim. Dolayısıyla bu iki merkez arasındaki uzaklığın bize 20 santimetre olduğu söyleniyor. Peki kaç birim bu iki merkez arasındaki uzaklık? 1, 2, 3, 4, 5 birim. Yani teker teker gidecek olursak da 1, 2, 3, 4, 5 birim. O zaman 5 birim 20 santim ise 5'e bölerim. 1 birim 4 santimetredir. 1 birimi 4 santim bulmuştuk. Eğer 1 birim 4 santimetre ise bize de mavi çemberin yarıçapı sorulduğu için 1, 2, 3, 4 birim oluyor. O zaman mavi çemberin yarıçapı 4 birim. Yani 1 birimde 4 santim olduğu için 4 birim 4 çarpı 4 santim olur. O da 16 santimetre olur. Mavi çemberin yarıçapı. Yani arkadaşlar burada cevabımız Bursa şıkkı. Pekala 6. soruya bakalım. Dersimizde çözdüğümüz bir diğer soru. Kare şeklindeki bir bahçenin içine yapılabilecek daire şeklindeki en büyük havuzun yarıçapı. Evet şurayı şöyle beyazlayalım. Kendimize bir not defteri tarzında kullanım alanı oluşturalım. Ve bir kare çizelim. Bu karenin içerisine bir tane daire şeklinde havuz yapılacak. Havuzumuzu yaptık. Şimdi bunun havuzun yarıçapı 4 metre olmuş. En büyük havuzun yarıçapı 4 metre. Şimdi merkezi koydum. Böyle biraz daha ortaya koyayım. Evet, merkezi koydum. Bunun yarıçapı 4 metre. Bahçenin çevresini soruyor. Bu sorularda şöyle yapacağım. Yani bahçenin kenarlarına şöyle bakın şu kenara farklı bir renk seçeyim. Bahçenin kenarlarına paralel olacak şekilde yarıçapları gösteriyorum. Bakın bu zaten paralel. Bakın bahçenin kenarına paralel. Aşağıdaki kenarına paralel. 4 bir tanesi 4. Diğerini de geçerim. O da 4. O zaman 4 artı 4 bu pembenin uzunluğu 8 santimetre. Çap yani. Pembenin aşağısına geldiğim zaman bakın bu da pembe eşit. Bu yeşil de pembe eşit. Neden? Çünkü bu da iki tane karenin iki tane kenar arasında kalmış. Aşağısındaki paralel bu da karenin iki tane kenar arasında kalmış. O zaman eşit uzunlukta. Yani karenin bir kenarı arkadaşlar 8 santimetre çıktığına göre 4 tane kenar var. İstersen 4 tane 8'i topla. İstersen de 4 ile 8'i çarpıp karenin çevresini 32 olarak bul. İkisi de aynı. Pekala bir başka soruyu çözelim. 9. soru da çözülmüştü dersimizde. Bu da gerçekten güzel soru tiplerinden. Çevre uzunluğu soruluyor. Ve bize burada bir denklem verilmiş. Denklemi kullanmasını bilirsek arkadaşlar çok kolay bir soru. Şimdi burada önce şöyle yapalım. İyice yakınlaştıralım. Şu denklemi bir inceleyelim. Diyor ki A çemberinin yarıçapı eşittir. B çemberinin yarıçapını 2 ile çarparsan A çemberinin yarıçapıyla eşit oluyormuş. Şimdi ben B'yi 2 ile çarptığım zaman A çemberinin yarıçapına eşit oluyorsa demek ki A çemberinin yarıçapı B çemberinin yarıçapının 2 katı. Mesela 6 sayısını anca 3 sayısını anca 2 ile çarparak 6'ya eşitleyebilirsin. Çünkü 6 3'ün 2 katıdır. Aynı mantık. Ama burada başka bir tane daha yarıçap var. O da C çemberinin yarıçapı. O da 4 ile çarpılarak eşitlenmiş bunlara. En çok bunda çarpıldığı için diğerleriyle eşitlemek için demek ki en küçük C'nin yarıçapı ki fazla büyük bir sayıyla çarpılarak diğerlerine eşitlenmiş. O zaman biz
C'nin yarıçapını arkadaşlar sadece R diyelim. O zaman 4 çarpı R ne olur? 4R. Burayı da 4R'ye eşitleyebilmek için B'nin yarıçapına da 2R diyeceğiz. O da 2 çarpı 2'den 4R oluyor. A'yı hiçbir şeyle çarpmadığımız için ona direkt 4R dememiz lazım. Yani A'nın yarıçapı 4R. B'nin yarıçapı 2R. C'nin yarıçapı da R. Şimdi bunları aklımızda tutuyoruz. Zaten videoda var. Sizin aklınızda tutmanıza gerek yok. Evet, geliyorum. Şimdi şekil inceleyeceğim. C'nin yarıçapına, yani şuraya R demiştim. B'nin yarıçapına 2R demiştim. Burası da B'nin yarıçapı olduğu için burası da 2R. A'nın yarıçapı da onlarından fazlaydı. 4R'ydi. Burası da A'nın yarıçapı 4R. C'nin yarıçapının bir tanesini yazmayı unutmuşum. O da şurayı da yazayım. Bu da R. Evet. Şimdi tabii şurası da dahil. A'nın yarıçapına. Şimdi arkadaşlar bunları çevresini toplamak kaldı geri yani. Şimdi üstteki kenar, üçgenin üstteki kenarı 4 artı 2'den 4 artı 2'den 6R. Sağ yandaki kenar 2R artı R'den 3R. Şu kenarda, yani şu kenar dediğim şu kenarda 4R artı R'den 5R. Şimdi çevresini buluyorum. Şurası 6R çıktı. 6R. Şurası 3R çıktı. 6 artı 3, 9. Şurası da 5R çıktı. 9 artı 5, 14R. O zaman çevresi 14R. Aklımızda tutuyoruz. Videoda zaten var. Sizin tutmanıza gerek yok. Aşağı geçiyorum. Biz çevreyi 14R bulduk. Tabii ki burada R'nin alacağı değere göre değişir. R 1 olursa 14 çarpı 1'den çevre 14 olur. R 2 olursa 14 çarpı 2'den çevre 28 olur. R 3 olursa 14 çarpı 3'ten çevre 42 olur. Yani 14'ün katları olması lazım. 16 14'ün katımı değil. 32 14'ün katımı değil. 60 14'ün katımı değil. Gördüğünüz gibi 42 14'ün 3 katı arkadaşlar. Yani cevabımız burada 42 oluyor.